Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve tüm inananların üzerine olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Allah tüm inananların yardımcısı olsun diyorum. Evet birkaç gündür video atmıyordum. Açıkçası videolar bugünlerde Ramazan'da geliyor. Kitap okuyayım, araştırayım derken biraz da e açıkçası video yapmaya da üşenmeye başladık. İnşallah e, Ramazan'da daha böyle etkili videolar yapma imkanı buluruz diyoruz. Şimdi her videoda olduğu gibi yine bu videoda da söyleyeceğimiz en büyük tuzağa gıda da oynanıyor ve ilaç da oynanıyor. E, bilimin ürettiği insanı manipüle etme araçlarını gıdanın içerisine yerleştiriyorlar. Gıda yiyen de iman, itikad, ahlak, idrak hiçbir şey kalmıyor. E, günümüz çağında Hastalık olarak ya da bir insanın e, rezil olması, zelil olması, aşağıların aşağılarına inmesi için, hayvanlaşması için, domuzlaşması ve maymunlaşabilmesi için e, önüne sunulan gıdaların e, önüne arkasına bakmadan, içeriğine vesairesine bakmadan yiyen insanlardır. Yani lokantada e, gidip önüne gelen her şeyi yiyen, markete gidip elinin sevdiği her şeyi alan, e, misafire gidip önüne gelen her şeyi yiyen, Bugünümüzdeki bu insanlar maalesef çok büyük sıkıntı içerisindeler. Çünkü markette satılan gıdaların, şimdi Kemal Özer'in kitaplarını da araştırıyoruz. Biraz 8-9 tane Kemal Özer'in kitabını aldım inşallah Ramazan'da Allah izin verirse Kemal Özer'in Allah razı olsun ondan kitaplarını bitirmeye çalışacağız işte. Tavsiye de ederim. Kemal Özer'in kitaplarını okuyacağız, bakacağız yani. Bir şeyler. E, biliyoruz, lakin e, Kemal Özer daha böyle teferruatlı konular ele almış. Evet, marketten gıda almayın. Yani bir Müslümanın yapacağı ilk şey var ya, ilk bir Müslümanın e, yapacağı en önemli şey iman etmekte sonra yani inanın namazdan, zekattan, haçtan, oruçtan her şeyden önce bir Müslümanın helal ve temiz gıda yemesi lazım. Helal ve temiz gıda ile temiz ibadette Yani ibadet yapmaya Nasıl bir yere gitmeden önce Güne başlamadan önce kahvaltı yapıyorsak ibadetlere başlamadan önce de Helal ve temiz gıda yememiz lazım Bu peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde e, Belki hadisler vardı. Şimdi hadis e, kafamızda Hepsini ortaya sunmak imkansız yani Belki peygamberimizin de hadis-i şerifi vardır Var zaten de Şunu demek istiyorum Peygamber efendimizin zamanında gıdalar doğaldı fıtratı bozulmadıydı. Ha, temizlik açısından da zaten biliniyordu ki orada Peygamber Efendimiz'in zamanındaki kir işte atıyorum hayvan ağzının değmesi, işte üzerine pisliklerin gelmesi vesaire. Gıdadaki kir buydu ama şimdi gıdadaki kir o değil. şimdi markete giriyorsun bir tane ürün alıyorsun. Yüzde 10'u gerçek gıda. Yüzde 10'u. Yüzde 90'ı ne? Katkılı, sentetik, tatlandırıcı, kıvam artırıcı, koruyucu, renklendirici, Rafın ruzatıcı o bu şu derken yüzde doksan sentetik, yüzde onu gerçek gıda. E şimdi insanlar bunları yediği zaman Allah aşkına yani namaz kılsa ne yazar, oruç tutsa, 50 kere hacca gitse ne yazar, cemaatten cemaate takvada 19. dokuzuncu, yirminci, derecelere çıksa, gökyüzünde uçsa dolaşsa ne yazar haram yedikten sonra, yediğinin içeriğine temiz mi helal mi diye bakmadıktan sonra yani boşuna uğraşıyor insan insanoğlu cemaatle sohbetle boşuna uğraşıyor. Gıdasını düzeltmeyenin cemaat işi de olmaz. Şu zamanda ne bileyim mi? Olmaz yani Allah kabul eder mi etmez mi o, o Allah'ın bileceği iş. Ama bizim gördüğümüz e, bu dine ters bu iş. Yani hem e, bu sentetik ilaçları içeyim, hem kola mı cips mi, şekerli katkılı maddeli genetiği değiştirilmiş gıdalarımı yiyeyim. Ne var ne yok yiyeyim. Günde 3 öğün, 5 öğün yiyeyim. E, bir günde 10 günlük yemek yiyeyim. Ondan sonra da ben takvada uçuyorum, ben günahlardan sakınıyorum. Adam cemaatçi, sofi, bakkal dükkanı var. Bakkal dükkanına bir bakıyorsun satılan ürünlere, görünürde içki satmıyor ama o sattığın o paketli gıdaların içindekiler ne olacak? Yok yani insanların bunlar artık bilmesi birinin de söylemesi lazım. Şu an maalesef tüm gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisi haram üzerine bina edilmiş. Yedikleriniz direkt haram diyemiyorum maalesef. Yani bir müştehit alimi, iştihat alimini getirip bir bilimsel veriler doğrultusunda fetva vermesini beklemek lazım. Ama nerede o alim? Nerede gerçekleri söyleyecek bilim adamı? Nerede insanlara zarar verecek maddeleri teşhis edecek bilim araçlar? Yok ki. O zaman şüpheli şeylerden kaçacaksın. Haram diyemiyorum. Ama şüpheli. E şimdi burada çalışan adamlar, yani uzun lafın kısası toprak, toprak, toprak. Müslümanların toprağa dönmesi lazım. Başka oluru yok. Bu sistemi ayakta tutan tek şey şehirleşme. İnsanların toprağa dönmediği zaman, ha toprağa dönüyor adam köye gidiyor, basıyor gübre ilacı GDO'lu tohumu. Ne farkın kaldı? Hayır, hayır öyle değil. Bilinçli olacaksın. Gideceksin, ata tohumunu bulacaksın. Doğal gübreleme yöntemiyle mahsulünü ekeceksin. Kaldıracaksın önünde koyunun keçinin ineğin olacak ve çalışacaksın helal üretip helal yiyip helal çalışacaksın nasıl aynı zamanda Müslümanlara da cihat anlayışıyla ihya ve inşa edeceksin. Bu böyledir yani. Tek kurtuluş yolu benim gördüğüm bu. Yani Allah ne yazar takdirde yok hedef 2023, hedef 2053, hedef 2500. Geçin bu işler ya. Bu vaziyette hedefi, hedef 2023 değil, hedef yarın deseniz yine olmaz. Hedef 100 yıl sonra olmaz kardeşim. Gıdayı düzeltmedikten sonra, ilaçla, hastaneyle, doktorla ilişkiyi kesmedikten sonra düzelmez. Düzelmez ya. Ben şimdi mesela hastalığım var, e, cilt hastalığım. araştır, araştır. araştıra, araştıra, araştıra. birçok kitap okudum, araştırıyorum işte. Araştırdım, öğrendiklerimi size aktarıyorum. Büyük ihtimalle ben şeker hastasıyım modern tıbba göre. Şeker hastalığı diye bir şey de yok da zaten ama modern tıp şeker hastalığı teşhis koyuyor. Ne yapacağız şimdi? Şekeri kestik. Şekerle işimiz kalmadı yani çok cüzi miktarda. E, var ama onu da sıfırlayacağım inşallah. Meyve dahi yemiyorum çünkü şeker bana gerçekten sıkıntı çıkarıyor. Ondan sonra... E, ekmek ekmek yani ekşi mayalı ekmek yiyorum. E, buğday sıkıntılı. E, bir de şimdi ekşi mayalı ekmekle e, bir de yemek yiyoruz. İkisi midemize ağır geliyor. E, ne, bizde de nefis olduğu için insan da istiyor yani. O yüzden e, ekmeği herhalde büyük ihtimalle e, ya haftada bir ya da ayda bir ne bileyim bir kısacağız yani. Yasaklama diye bir söz konusu yok. Ama ekmek işini yavaş yavaş bitireceğiz galiba. Ekşi mayalı ekmekten bahsediyorum. Diğer ekmek zaten külliyen sıkıntılı. Yani sistein diye bir madde var. O direkt e, haram yapıyor yani ekmeğin kendisini. Onu söyleyebilirim. Çünkü insan saçı var. Sistein denen maddenin içerisinde insan saçı var. Bu haramdır. Bu fırıncılar bunu katıyor buna. Kim katıyor, nasıl katıyor, hepsine mi katıyorlar onu bilmiyorum ama sistein olan ekmek haramdır. Sadece sistein değil, bir ekmek için bin kadar belki de şey katıyorlar. Katkı maddesi. En az ekmeğin içindeki en az olan şey büyük ihtimalle undur. Gerisi sa sentetik, sahte, kabartıcı, bilmem kıvam artırıcı işte vesaire. Neyse ee, gıdayı anladık yani gıda sıkıntılı. Bir Müslüman mümin kalmak istiyorsa gıdasına dikkat edecek ilacı. Zaten helal yediği şey insana ilaçtır. Eczaneye gerek kalmaz. Temiz yediği şey bir Müslümana ilaçtır. Eczaneye gerek kalmaz, doktora gerek kalmaz. Bir yerinize bir şey oldu mu hemen doktora koşmayın. Yani... Allah'tan dileyim. Aciz kul doktor ne bilsin Allah rızası için soruyorum size ya. Her insanın vücudu ayrı ayrı, farklı farklı özelliklerde yaratılmıştır. Kiminin tansiyonu farklı, şekeri farklı, ozu farklı, kan değerleri farklı. Herkes aynı olmaz ki. Modern tıp diyor ki şöyle olacak. Olamaz kardeşim. Olamaz ki nasıl yapacaksın? Şimdi de geliştiriyorlar. Efendim modern tıp e, insana sıhhat vermiyor diyor sistem. Ne yapalım? Kişisel tedavi yöntemlerini geliştirelim. Doğru söylüyor ama yine metot yanlış bu sefer de e, oramıza buramıza bir şey sokarak anlatabiliyor muyum yani takarak bir şeyler yani doğru söylüyor doğru manipüle ediyor. Kişisel tedavi olması lazım da bu tedavi dışarıdan gene müdahale etmekle olmaz. Anlatabiliyor muyum yani? Gene müdahale edelim diyorlar şimdi. Kişisel tedavi yapalım ama gene müdahalesiyle tedavi edelim diyorlar. Ne oldu? Yapayım derken daha çok bozmaya başladılar. Yani yeni gelen bir Müslüman için daha zararlı. Her yeni şey bir Müslüman için daha fazla zarar e, bina ediyor. E, mesela diş macunlarında florür, klorür var diye diş macunlarını kullanmıyorduk. Bu abdi İbrahim mi nedir? Yok şey e, Eyüp Sabri Düncer. E, diş macunlarına baktık. Böyle florür yok diyor. Klorür neyse aldık. E, sorbitol gibi bir değişik bir şey var. E, bakıyorsun o, o daha kötü. Yani sistem size iyi diye bir şey sunuyorsa o daha kötüdür. Yani bunu aklınıza yazın. Ha diyeceğim bu videonun ana konusu şu yani e, fotoğrafa da kapağı da videoya da bunu yazacağım. Sistem şimdi şunu sunuyor insanoğluna. Yani şehirleşme sistemi, otoriter sistem, mason sistemi, işte ışık dininin gnostik sistemi. Firavuncular, Babilciler, Oğucular, Bucular, Şucular. Sistem bu yani dünyayı yöneten elit dedi, aristokrat dediğimiz yapı. insanlara şunu sunuyor. İnsanlar şehirde yaşamak istiyor musunuz? İnsanlar ne diyor? Evet diyorlar. Yani bunlar artık kendilerini tanrı ilan etmeye başladılar yavaş yavaş. Tanrıcılık oynamaya başladılar. Zaten tanrıcılık oynuyorlardı ama şimdi açık açık ilan etmeye başladılar. Şehirde yaşamak istiyor musun diyor sistem insanlara, otorite. İnsanlar da evet diyorsa eğer. Yani ben yolları kullanacağım diyorlar ya Çanakkale Köprüsü'nü yaptık işte havalimanı yaptık denizin altından üstünden yanından kenarından oradan buradan geçtik diyorlar ya tamam eyvallah. Ama sistem diyor ki Şehir hastanesini kullanacaksan Allah uzak eylesin biz hastanelerden ondan sonra marketlerden gıda kooperatiftir BİM A100 hiç önemli değil bunlardan gıda alacaksan evdeki peteklerine doğalgaz istiyorsan elektrik istiyorsan televizyon istiyor internet istiyorsan işte eğlence şey, seçeneklerini istiyorsan şehirde araba kullanmak istiyorsan benim kurallarıma göre yaşayacaksın diyor sistem İyi dinleyin çok önemli bir şey anlatıyorum. Küresel sistem bunu diyor yani şehirde yaşayacaksan sana 4-5 tane seçenek sunuyorum diyor. Tamam bakıyoruz seçeneklere iyi dinleyin lütfen. Bir, mutasyonla, gen mutasyonuyla melez yani hayvan insan karışımı bir kimeraya mı dönüşmek istersin? Ya da e, gen teknolojileriyle gen mutasyonuna tabi olmak mı istersin? Bu bir. İki, yarı sentetik mi olmak istersin yani? oramıza buramıza takacakları şeylerle yarı sentetik, yarı robot mu olmak istersin? Buna cyborg diyorlar. 3. tam sentetik mi olmak istersin? Buna da tam robot diyorlar, humanoid diyorlar. Ee, i̇nsanoğluna otorite bunu sunuyor bakın. Tam, tam sentetik mi olmak yani tam robot mu olmak istersin? Üç, dört, dijital olmak mı istersin? Yani kodlardan oluşan bir avatar mı olmak istersin? Buna da işte metaverse alemine aktarma, bulut diyorlar ona da aktarma diyebiliriz. İnsana dört seçenek sunuyor otorite. Dört tane seçenek sunuyor. Beşinci bir insan kalma seçeneği sunmuyor. Şehirde yaşayan insanlar için söylüyorum. Şehirde yaşayacak. Bakın şehirde emekli olmayı düşünenler, çocuğunu okutmayı düşünenler, plan yapanlar, şehirde büyümeyi, şehirde hala 50-100 yıl daha yaşamayı, şehirde büyük planlar ev almayı, borç ödemeyi, 15 sene 20 sene TOKİ vadesi ödemeyi düşünenler varsa iyi dinlesin. Şehirde yaşamayı göze almışsanız 4 tane seçenek sunuyor sistem size. Tekrar ediyorum. Bir, Melez canlı mı olmak istersin? Hayvan insan karışımı. 2. Yarı robot mu olmak istersin? 3. Tam robot mu olmak istersin? 4. Ee, nedir onun adı? Dijital bir metaverse'te avatar mı? Sahte cennette bir avatar mı olmak istersin? 4 seçenek sunuyor. 5. bir insan kalma, Adem olma seçeneği sunmuyor maalesef sistem. Peki, bu iş insanları nereye götürür? Cehenneme götürür. Yani varsa e, ce, cehenneme, cennete giden açılan bir kapı varsa bu şehir şehirleşme sisteminde gelsin söyleyin yani o, biz de söylemlerimizi değiştirelim. Yani hem sentetik olup hem de cennete gitmeyi düşünen varsa bilmiyorum yani öyle bir din bizde ben olduğunu zannetmiyorum yani bizim İslam dini öyle bir din değil. Ha kendi dininiz varsa meta bir sahte cennetine götürüyorsa bir şey diyemem. Ama bizim anladığımız insanın fıtratının bozulmaması gerekiyor buna razı olanında gideceği yer maalesef e, cehennem gibi duruyor Allah muhafaza buyursun bir ayet-i kerime var e, ayet-i kerimede mealen yani kafamızda kaldığı kadar şöyle diyor e, bulundukları toplum içerisinde biz iyi insanlardık cehennemde ne işimiz var diyenler melekler diyor ki siz diyor toplumunuzda mealen yani eee Mane olarak söylüyorum yani direkt Kur'an meali demeyelim de ee, şöyle e, bulunduğunuz toplumun içerisinde zulme razı oldunuz yani onlar dininizi yasakladılar fıtratınızı e, korumanızı yasakladılar ağzına pa paçavra bağladı orana burana 8-10 tane 20 tane bir şeyler soktular ondan sonra bir yerine bir şeyler taktılar. İşte çalışırken Cuma namazına göndermediler, vakit namazına göndermediler, ibadet etmeni yasakladılar, Allah'a kavuşmanı yasakladılar, Allah'la irtibat kurmanı yasakladılar. Ee, sürekli günahın içine faizin, sahte gıdaların, sentetik, alkolün, uyuşturucunun içine soktular. Ee, sen de buna razı oldun yani, buna katlandın, dinini e, öt, arkaladın ve onların yaşamını kölelik sistemine benimsedin. Sahte gıdalarını yedin, eğlenceleriyle eğlendin, namazını kılmadın, zulümlerine razı oldun, her tarafına bir şeyler bağladın, çocuğunun gözüne at gözlüğü, ağzına da at torbası taktırdın ve geldin bizim yanımıza diyor melekler. Böyle yapacağına Allah'ın arzı geniş değil miydi? Dinini muhafaza etmek için, neslini muhafaza etmek için, İslam'ın korunmasını öngördüğü beş şartı koruyabilmek için Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydin ya yeryüzüne başka bir yerlere diyor ayet-i kerimede. O zaman yüce Allah da diyor madem bunlar e, imanı değil zulmü seçtiler, razı oldular atın cehenneme diyor ayet-i kerimede. Ne oldu şimdi? İşte hicret yasasını kullanmak lazım. Müslümanlar madem iş çıkmaza giriyor, bir B planı olarak ya da A planı birinci plan olarak hicret yani toprakla alakalı bir yaşam benimsemesi lazım. İnanıyorum ki yüzde bir de olsa bunu yapacak insan var. Yüzde 99'u sebeplere sarılabilir. Mesela Mekkeli müşrikler döneminde Müslüman olanlar, Peygamberimiz de hicret edenlerin yanında bir de etmeyenler vardı. Onlar statülerinden dolayı ne dediler? Biz buradan çıkmayız dediler. Ama hicret edenler ne oldu? Medine'ye gittiler ve sonradan Mekke'yi Allah Müslümanlara nasip etti. Hicret eden dünya hakim olacak gibi duruyor. Ben e, e, ne, ne diyeyim Allah adına konuşmuş gibi olmayalım. E, ama otorite videolarında, filmlerinde bunu söylüyor. Kendileri de adı gibi biliyor. Deccali sistem. Toprağa hicret eden dünyanın hakimi olacak gibi duruyor benden söylemesi. Toprağa hicret eden sistemi bozacak gibi duruyor benden söylemesi. Öncelikle bu videonun ana temasını e, tekrar etmek gerekirse doğal olan hiçbir şey istemiyorlar. İnsana fıtratı bozulmuş bir gelecek vaat ediyorlar. Çocuklarınızı eğitim sistemlerinden alın artık. Zamanı geldi. Çocuklarınızı okula göndermeyin. Metaverse aletleri denilen gözünüze, çocukların gözüne kulağına takılan bu maddeleri asla evinize sokmayın. Çocuklarınıza bebeklikten beri yaptıkları sivri şeyleri yaptırtmayın. Asla ama asla en ufak ağrı kesici dahi ilaç içmeyin her durumda, her zaman. Sadece bu, bu zamana özel değil. Hiçbir ilacı içmeyin. Şuruptur, bilmem, takviye gıdadır, odur, budur. Bunlardan uzak durun. Ee, ondan sonra ee, ne diyecektim? Gıda noktasında çok dikkatli olun. Çok çok dikkatli olun. Katkı maddeli, sentetik, tatlandırıcı, renklendirici, kıvam artırıcı bunları asla pakette hazır gıda yemeyin. Müslüman kalmak istiyorsanız, hatta cennete gitmek istiyorsanız, lütfen bu söylediklerime kulak verin. Yoksa sadece namaz, zekat, haç, oruçla bu iş iyi adamım demekle bu iş olmuyor. Ramazan'da kolay içecekseniz, iftarda kolayla Ramazan Ramazan'da iftarınızı kolayla geçiriyorsanız siz zaten bitmişsiniz kardeşim yani boşuna sen boşu boşuna oruç tutup kendini yoruyorsun. Gerçek söylüyorum sen bitmişsin zaten ya. Bitmişsin sen yani ben sana bir şey demiyorum. Ramazan'ı iftarda ya da sahurda kolay içiyorsan sen bitmişsin. Ama sadece kola değil, bunların paketli gıdalar, hazır gıdaların hepsi bir kola hükmünde, Coca-Cola hükmünde. Benden söylemesi. Allah'a emanet olun.